Çok az öyle şeker vardı, açın acı. Ne oldu? Ah dışarı bak, sonra böyle doğranıyım. Anne! Anne elimi kes! Anne! Anne elimi kestim! Anne! Anne! Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba, annemleyim. Bugün ev yemeği var. Selam canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hey guys. Bugün sizlere dediğimiz Türk usulü yemeği yapmaya başladık canlar. Yerini ayarladık buranın. Evet canlar, kıymamızı çok kısık ateşe aldım. Ve şu an soğanlarımızı soyup doğrayacağız. Ben soyacağım şimdi taşa soğanı. Yemeğimizin adı içli köfte canlar. Bugün umarım çok güzel bir video, keyifle, zevkle, neşeyle izleyeceğiniz, çaylarınızı, kahvelerinizi elinize alıp yudumlarken severek izleyeceğiniz bir video hazırlarız inşallah arkadaşlar. Haydi kolay gelsin bize. İyi seyirler de size. Tamam. Evet canlar, daha nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur hayatta ve gider. Panel çiftçiydi. Evet, panel çiftçi. İlk yorum yazanları söylüyoruz canlar. Eğer siz ilk yorum yazan olmak istiyorsanız arkadaşlar, bildirim zilinizi açın, abone olun ilk önce. Ben bunu bak çevireceğim, rakabı yazdım. Ay! Ay! Yavrum sen necisin yine? Anne tuzunu atayım mı? Neyin tuzunu? Tuzunu. Çocuk şeker o, şeker. Şeker mi? Ay! Aa, aklım karıştırdı anne. Allah'ım yarabbim. Şu yemeği bugün hayırlısıyla sağ selim bir yapabilseydik. İnşallah. Şunu şimdi böyle mi çekeyim? Yani bak anne, eti şimdi çekeyim de. Tamam. Yani. Simitimiz de arkadaşlar, temiz. Arkadaşlar yorma yazın size. İşi köfte seviyorsanız yorma yazın. Senin soğan ne oldu? Unuttun soğanı. Hı? Hani soğanı doğruyordun evlat. Hani bu ne? Neyle? Seçti mi? Seçti mi? Seyne! Arkadaşlar işte annem alışacak arkadaşlar benim şakalarıma. Anne de gitsin de soğanları doyayım. Korkarım ki ben bu yemeği bugün yapamam. Hadi çocuk beni sinir eder. Ben şu yemeği bir karşınıza yapılmış bir çıkarabilseydim hayırlısıyla. Bu çocuk var ya. Arkadaşlar bak, sonra böyle doğranayım. Anne! Anne elimi kestim. Anne. Arkadaşlar annemin ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya, niye böyle yapıyorsun evladım ya? Anne altına 5 aldım ha. 2 al. 2. Ay yine beni sinir ediyor. Annenin tepesini görmeliyiz arkadaşlar. Anne. Annen mi kesin dedim, bir de ney dedi böyle bir de gelerek şaka dedim. Aaa Seymen, bakkala gitmen şart oldu. Niyeymiş? Bunun içine konan country life yok. Bak. Ha. Country life arkadaşlar, daha açılmamış country life. Ay. Demek ki artık benim bakkala gitmen şart değil. Arkadaşlar ben olmayan bir şeyi bulurum arkadaşlar. Bana da Red Bull alır dediydim bak hele. Aa anne evde kıhra geldi. Ne? Kıhra gönderildi. Ya ver şunu Seymen ya. Şaka yapıyorum. Ay ben... Ya arkadaşlar bunu Allah başımıza eksik etmesin. Ben bunu var ya. Amin. Allah sizi de bana bağışlasın. Hadi vura 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 vura. Oy oy. Hadi tamam, akıllı oğlum benim. Hadi akıllı. Sen de böyle efendim korktuk. Korkuttun ya. Hadi akıllı paşam benim, akıllı ol artık, beni korkutma oğlum, yüreğim dayanmıyor. Güzel kokulu annem benim. Onu çok korktum, parmağının ucu koptu sandım. O neydi gösterdiğin bana?
Havuç. Ay. Arkadaşlar. Onu gıda havuç. Boyasına boyamış arkadaşlar. Gıda boyası, gıda boyası da bitti arkadaşlar. Artık annem bana yenisini almak zorunda. Böyle. Ya hadi oğlum elmas hadi böyle. Ya. Çak diye vurdum anne. İlk başta korktum da sonra. Ben ne alacağım hadi şimdi bunu kapatsak. Arkadaşlar şu seymeni bir bakkala gönderebileyim şopa hayırlısıyla da çekerim. Size döneriz canlarım benim. Hadi bay. Bu Türk, bu Osmaniye'de ve Adana'da şey yeşil böyle küçük ambal yeşil paketin içinde çitoz fıstıklı. Ben de onu çok severdim. Arkadaşlar diyeceksiniz ki hani benim sevdiğimi mi biliyordu Seymen? Yok. Yok. Bu şey olarak herhalde. Ben bir de daha işte. Annesi olduğum için mi? Hani ben bakıyorum Seymen bir şeyleri yediği sevdiği zaman aa bu benim çocukluğumdaki çok sevdiğimdi. Bak bir Seymen öyle. Hani öbürlerinde öyle değil. Mesela Gündoğdu olsun, Simge olsun. Hani tabii ki onlarla da ortak sevdiğimiz şeyler var ama hani Seymen gibi çok sevdiğim çocukluğumdaki. Seymen şimdi nasıl seviyor? Hani ben de öyle severdim. Hani Seymen bunları bana dedikçe ben diyorum aa. Ben de gördüğünden değil oysa ki. Çünkü annemle, annemin küçükken büyüdüğü yerde ben de büyüdüm. Aynı yerde. O yüzden olabilir. Küçükken bana Pırıl Alan bakıyordu. Gülüz annem gibi de kalıyordum Hasan annem gibi ama Pırıl Alan bana bakıyordu. O yüzden o bana almış olabilir. Küçükken. Buradan selamlar söyleyelim. Burada selamlar Pırıl Alan, Hasan Ali Gülüz annem. Nenesi, dedesi, halası. Hepiniz yani sana alalım hepiniz. Herkese selam. Ondan olabilir. Çünkü Gündoğdu'yla Simge Türkiye'de büyümediler. Ama Seymen seninki çok hareketlerin benim çocukluğum ya. Mesela yemek mi yok diyelim. Tost yapar, makarna yapar, pilav yapar. Domatesli salçalı pilav var ya arkadaşlar. Ondan yapar. Yani hazır yemek getirtirse bile kendisine mutlaka ev halkını düşünür Seymen. Arkadaşlar sonra geri geldik. Evet arkadaşlar kıymamızı biraz kavurduk. Bu arada dedim ya hani Seymen'i bakkala gönderdim zorla. Ben çocukken de bizim aileden kardeşlerimin içinden bakkala giden bendim. Şopa giden bendim. Manava giden bendim. Yani bendim arkadaşlar. Yani o yüzden bizlerin çocukluğunda üşenmek mi vardı, zorsunmak mı vardı canlar? Şimdiki çocukları şuradan şuraya gönderemiyoruz. Ben kız başımla ta nerelere giderdim. Ama yani erkek gibi yetiştirilmiştim. Yani babamın büyük erkek evladı olmadığı için bizlerden büyük. Küçüğüm, benim küçüğümün küçüğü erkek. Hani çocukluğumuzda ben giderdim. Kardeşlerim küçüktü benden. Ablam da gelin gitmişti. Git. Yani şimdi Seymen öyle gidince, bakkala zorla gönderince benim çocukluğum aklıma geldi. Ama bizler hiç zorsunmazdık arkadaşlar. Yani günde kaç sefer annemiz gönderirse de giderdik. Üstelik o da o Adana'nın sıcağı. Düşün. Bu arada çocukluk deyince arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim, paylaşmak istiyorum burada. Ben hiç hayal kurmayı sevmezdim canlar. Hani böyle dilerim, Allah'tan isterim, dilek dilerim. Tabii ki benim de dileklerim var. Benim de çocuklarım için dileklerim var. Kendim için, ailem için, sevdiklerim için. Hani kendime isterken cümlesine de isterim. Cümle kullarımızla birlikte. Ama dediğim gibi arkadaşlar, ben hayal kurmayı sevmezdim. Ama inanır mısınız dün gece, hatta dün canlı yayında Seymen bana Türk kahvesi yapmıştı. Biraz geç vakit olunca sanırım uykum kaçtı. Gece yarısı oldu. Birden aklıma bir çocuklukla ilgili bir şey geldi. Yok. Birden geldi arkadaşlar. Diyeceksiniz niye anlatıyor. Bu arada sizlerle paylaşmak istiyorum. Birden aklıma geldi çocuklukla ilgili bir şey. Birden hayal kurdum. Tamam, yeri geliyor ben hayal kurmayı sevmiyorum desem de hep diliyordum. Hani çocukluğumdan bugüne çok istediğim bir şey var. Ben şimdi açık konuşmuyorum size. İleride bu durumu sizle paylaşacağım. İnşallah o gün gelir, paylaşırım, anlatırım. O
15 yaşından beri benim çok istediğim bir dilek var. Allah'tan tabii ki hayırlısıyla. Genç kız olduğum, gelin olduğum, ev çocuklarım oldu ve İngiltere'ye geldim. Hani ben hep bu dileği diledim Allah'a. Hiç umudumu kesmemiştim. Geçen aylarda, bundan birkaç ay önce falan, ya işte Allah'tan umut kesilmez oysa ki. Umudumu kestiğimden değil de canlar. Hani ben bu düşünmez oldum. Hani uzun yıllardır istediğim bir dilekti. Benim için çok değerli bir dilek. Benim için çok önemli, olmasını istediğim çok önemli bir dilek. İnşallah Rabbim hepimizin, cümlemizin dileklerini kabul eder. Benimkini de. Hani dedim ben bunu yıllardır bu dileği çok istedim. Ama dedim yani ne bileyim olacak bir dilek bilmiyorum ama dedim ya kendi kendime. Yani dedim bunca yıl olmadı. Hayır yeri geldi belki düşlerimde kurdum. Hani diledim ama bundan sonra da dedim olmaz artık diye düşündüm. Öyle de düşünmeyi bırakmıştım artık. Aylar öncesinden bak olmaz diye artık bıraktım bu dileğin peşini diyelim yani. Bayağı bir aylar geçti. Dün gece aklıma takıldı. Önce çocuklukla ilgili bir şey geldi aklıma. Sonra geri dileğim geldi. Ve dileğimi olmuş olarak dün gece ilk sefer hayatta yıllardan sonra ben dün gece dileğimi olmuş olarak yaşadım. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben dileğim olmuş, ben dileğime kavuşmuşum ve dileğimi yaşıyorum. İşte bir şeyler şimdi açıklamıyorum size. Günü geldiğinde inşallah tam detaylı bu hikayeyi anlatacağım canlar size. İnşallah dileklerim de kabul olur. Hayırlısıyla tabii ki. Her şeyin başı sağlık ve hayırlısı. İnşallah bir gün ben çok istiyorum bu hikayeyi, bu dileğin bir hikayesi var. Yani bu dileğin hikayesi var. İnşallah bu dileğim gerçekleşir canlar hayırlısıyla. Evet arkadaşlar bir kase, büyük kase irmiğimizi aldık içli köfte. Ne sıcak ne soğuk böyle ılık. Bununla ıslıyorum irmiğimizi. Arkadaşlar, şey yapıyoruz. İçli köftemizin hamuruna ben böyle arkadaşlar çiğ yoğuruyorum, ıslamıyorum. Şimdi diyeceksiniz bu nasıl olacak? Ya arkadaşlar bizi işte izlemeye bırakmayın izlemeyi. Çünkü her an Mürvet'le Seymen'den neler gelecek bilemezsiniz. Bak ha. Bak. Kör şeytan. Al bırak lan. Seymen yeter. Tamam. Şaka ben boştum. Beni mi seçeceksin sen çocuk onunla? Bak anlatırım şimdi ha. Anlat. Anlat bir şey değil. Arkadaşlar annem nenemle Gülizan nenemle köfte yapıyordu. Ben o zaman küçüktüm. Annem ilk Türkiye gelmiş beni görmeye. Ben de annemki köfte yaparken masanın üstüne çıkmışım. Ayağımı köftenin üstünde salıyorum ama köfteye basmıyorum. Günah ya. Ayağımı üstünde salıyorum böyle. Hem de basacaksın günah olmasa yani. Sus ben de arkadaşlar böyle mesela bu ayağım diyelim böyle üstünde sallıyorum. Annem diyor ki lan çocuğum bak şuraya geç bak vururum şimdi ben diyor. Ben ilk sefer gitmişim. 5 seneden sonra 6. sene işte Seymen 6 yaşında. İlk gördüğümde arkadaşlar. Teyzemle şimdi içli köfte yapıyoruz. Seymen tabii ki Seymen aga. Seymen'e dokunulmazlığı var Seymen'e. Ne sana şimdi öyleyim. Seymen'e laf getirmiyorlar. Seymen'e bir şey diyemiyorsun. Tamam ben ilk sefer görmeye gitmişim. Beni yeni görmüş çocuk. Tamam ben alıştırmaya çabalıyorum kendime. Yaklaşmıyor. Neyse. Zor bela Seymen yaklaştı bana biraz. Ondan sonra teyzemle böyle içli köfte yapıyoruz işte. Hamuru falan yoğuruldu. Artık içini hazırlıyoruz. Top top yapacağız işte.
Bir baktım Seymen, tabii ki herkes kahvaltı yaptı. Seymen kalkmadı. Seymen'i kaldırmayın dediler. Dedim ya dedim bu çocuk dedim yani kahvaltı kuruluyor. Yani kahvaltıda bütün aile olur. Yani bu çocuğun kalkması gerek. Ondan sonra yok dediler ellemeyin huysuz olur. Şudur budur dediler. Onunla mı uğraşak şimdi dediler. Benim bak ne güzel biliyor şimdi. Sen de beni o kadar bilmiyorsun. Böyle şimdi nereye dedim ben de biliyorum. Canım. Arkadaşlar lan beni büyüt. Dur. Kamera bulanık. Dur. Ondan sonra canlar. Ben dedim ki teyze dedim. Bu çocuk dedim kahvaltıya gelmedi dedim. Neyse ellemeyek dedi teyzem gel. Neyse biz öğlen yemeğini yaptık falan filan içli köfte işte yapıyoruz. Bir baktım Seymen canı isteyince kalktı. E Seymen ayağına yatağına istiyordu yemeği. Düşünün benim de tuhafıma gidiyordu. Ya diyordum bu çocuk nasıl bir çocuk bu diyordum. Hani iyi vallaha diyordum. Kendi kendime sinir oluyordum. Tabii ki hareketlerine. Ama işte kaç yıldır göremediğim için, hasret olduğum için, bu ellerde çok ağladığım için tabii ki orada dedesinin, nenesinin yanında hatası olsa bile ne? Uğramayacak mı arkadaşlar? Emin kaldıramaz. Emin kaldırsa da var ya, dede dedem var ya, ha. O iş orada yani arkadaşlar çözülürdü. Ha, sen de biliyorsun ki deden var. Yani. Ondan sonra canlar, hani bu çocuk çocuk değildi. Bu çocuk böyle hani bir yavrucuk diyeyim büyümüş, 70 yaşına gelmiş, o yaşı beğenmemiş, geri çocukluğumu istemiş diyeyim. Hani bu çocuk bir çocuk değildi yani. Ben size bu kadar diyeyim, siz de böyle anlayın işte. Benim orada dedeme var ya o zaman, annem var ya o zaman bana vuramaz. Ondan sonra ben iki çocukla gittim işte. Bir Gündoğdu o zaman kaç yaşındaydı ki? Sen 6 yaşındasın, 9 yaşında. Gündoğdu 9 yaşında. Simge ise 3 yaşında. Simge 3 yaşında. Ondan sonra ben iki çocukla gitmişim Türkiye'ye arkadaşlar. Seymen'i görmeye işte ilk görüşümüz. Anam çocuk yemeği kahvaltı yatağına istiyor. Çocuk her dediğini yaptırıyor. Çocuk bu olacak desin olacak başka yolu yok. Bir gün dedim ki teyzeme artık kayınbabanın yanına seslenemiyor. Eşrak burada belli olmuş. Ne güzel beni büyütmüştü işte dedim gidelim gelin ne güzel bakmışlar işte. Sus beni sinirlendirme şunu dur. Ondan sonra arkadaşlar Allah'ım diyorum bu nasıl bir çocuk diyorum. Hani tamam öyle beklemiyorsun belki gelenler söylüyordu ama bize. Hani tabii görmeyince insan bilmiyormuş. Ondan sonra tabii o zamanlar görüntülü telefonlar falan da yoktu ki an ve an görelim hareketlerini. Bir resim gelirse görüyorduk canlar. Aman aman 7 yıldır ben ne ağladım. İşte onun için Seymen'le çocukluğu içimizde kaldı. Benim yaşayamadım Seymen'in çocukluğunu diye. Böyle bir şeye kalkıştık arkadaşlar işte. An ve an. Yani demek istediğim canlar. Teyzem köfteyi yapıyoruz teyzemle. Bu çocuk uykudan kalktı geldi. Öğlen sonu olmuş. Masanın üstüne oturdu. Biz de masanın böyle ayak ucu yerde yere çul sermiş teyzem. Tamam. Üstünde yapıyoruz işte. Bir baktım geldi masaya oturdu. Masada ayaklarını sallıyor. Köfteleyenin içine doğru gelecek neredeyse ayak. Artık bir kafa sallıyorum, iki kafa sallıyorum. Tabii seslenemiyorum. Teyzem diyor ki oy huycağızın bata. Çocuk senin huycağızın bata. Onun da gücü yetmiyor. O da kayınbaba var. Laf söylettirmiyor Seymen'e. Kadıncağız zaten ömrü bitmiş o ya 6 yıl içerisinde. Ondan sonra teyzeme diyorum ki teyze hadi ben seslenemiyorum diyorum. Ya şu çocuk diyorum bak yapma diyoruz yapıyor yapma diyoruz. Bu nasıl çocuk teyze diyorum. Ondan sonra o ne? Bir de çekmiyormuş. Hadi. Dur basım dur. Gerçek. Evet. Baştan konuşmam artık ben yeter yoruldum. Niye? Yeter artık. Şaka yapayım çekiyor. İşte arkadaşlar böyle ayaklarını sallıyor. Leğenin içine ayaklarını sallıyor elinden gelse. Leğenin içine. Yani şimdi aklım olsa yapmaz mı öyle? Yani sonuçta nene bana o kadar yıl bakmış. Ayaklarını yani. Böyle arkadaşlar masanın üstüne oturmuş sallıyor. Çocuk diyorum bak. Seymen anneciğim. Önce iyilikle söylüyorum tabii ki. Hiç. Sen ne diyorsun? Be diyor bana. He. Sen sus diyor bana. Ondan sonra tamam anneciğim diyorum. Tabii ki ben karışmıyorum ilk başlarda.
Ondan sonra teyzem diyor, oy çocuk senin huycağızın batsın diyor. Şu adam şurada, o değil de diyor, şu adam şurada diyor. Şimdi ben adamla birbirimize gireriz diyor teyzem. Garibim ne yapsın? Yani sözü geçmiyor. Ya teyze dedim, sana bir şey diyeceğim de dedim, tamam. Benim çocuğum sonuçta 7 yıl hasret kalmışım dedim. 6 yıl. Tamam da dedim, dur. Ama dedim teyze dedim, şimdi benim dediğim garibinize gitmesin dedim. Zoruna gitmesin dedim. Ya bu çocuk nasıl bu şekil dedim büyüdü. Hani şimdi sakın dedim, hani kusuruma bakma ben böyle diyorum da yanlış anlama dedim. Hani teyze dedim, bir çocuk dedim nasıl böyle olabilir teyze dedim. Oy dedi, kızım işte dedi. Dedesi şımarttı dedi. Dedesi ne dediyse yaptı dedi. Anne, benim bile söz hakkım olmadı çocuğa dedi. Ama anne şimdi yani sonuçta ben erkek çocuğum ya, nasıl diyeyim? Erkek çocuğusun diye? Onların yani ben ilk öyle yani. Çünkü ben babam, kardeşlerden en büyük olan benim babam olduğu için en büyük canlar, sorun benim yani. Onlar emanet diye mesela. Yani, onlar, işte yani ilk. Ama nasıl diyeyim hani, ya nasıl anlatayım ki? Ama dedem niye öyle sevmiştir? Çünkü ben böyle o yani kendi kendine demişti ki ne sevmen büyüyünce kendisini ezilmesin diye gibisine. Ha. Dedem bak bana bir, yani bir yanda iyi yapmış yani öyle yapmayla. İyi mi? Buraya geldin kaç yıl sürdü? 11 yıl oldu sen geleli buraya. 11 yıl bitti. 11. 11 yılda ne savaşlar verdim ben seni. Ama anne sanki çok mu zor oldu yani şimdi sonuçta yani yine ayaktasın yani sonuçta yine. Çok mu zor oldu diyor. Arkadaşlar. Sonuçta yani dedem bana yani, yani tamam, ezilmeyeyim diye yapmıştır. Yok canım baktılar, ben inkar edemiyorum yani. Allah razı olsun. Buradan çok çok selamlar herkese. Ama işte yani teyze dedim, beni yanlış anlama dedim. Bu çocuk dedim yapma demeyi bilmiyor. Hani bu zararlı, bu iyi, bu kötü. Ya bu çocuk hiçbir şeyden anlamıyor ki dedim. Oy kızım oy dedi. Emanet işte dedi. Emanet olduğu için dedi. Ben diyor, oy diyor, tır geçse ölmem ben, mürvet, mürvet kızım diyor, benim üstümden tır geçse ben ölmem. Niye? Yani ki sen o kadar çektirmişsin ona. Hani ben ölmedim ya diyor, benim üstümden şimdi tır geçse ben ölmem diyor. Artık son da hatırlıyor musun Seymen, orada bayağı senin yanında kaldık ya tatilde. Sonunda artık dedenin kahveye gitmesini bekliyordum. Diyordum o şu adam bir kahveye gitse de ben şu çocuğu bir elime alsam. Ha siz dedim gelince sana söylemeyeceğim değil mi? He. İşte öyle arkadaşlar. Ama özlemişlerdir artık. Özlemişlerdir. Oo. Arkadaşlar Seymen'in hikayesi bitmez. Yani Seymen'in çocukluğu da işte böyle bize çektirdi. Buraya getirdikten sonra ama diyordum çocuk ben seni şu İngiltere'ye bir götürürüm nasıl olsa içimden diyordum. Çocuk buraya geldi, çocuk bizi talime soktu arkadaşlar. Ben onu talime sokacağım ha. Çocuk bizi talime soktu. Öğretmenlerimi talime sokmadı benim. Aman aşkı şimdi sağlıklıyız, hepimiz sağlıklı, sevdiklerimiz. Ver hadi ver. Yani ne? Yedimiz ne sonra kaçacağım? Şimdi bak onun formülünü söyleyeceğim size. Bu mercimekli köfte gibi olana kadar bu böyle yoğruluyor arkadaşlar. Onun formülünü de söyleyeyim size. Dedim ya çiğ yoğurdum ben bunu. Sadece aralıklı 3 sefer ıslattım. Soğuk suyla çiğ bulgurumuzu, köftelik bulgurumuzu yoğurduk dedim ya. Ama bunun irmiğini nasıl katacağız? Bundan biraz alıp böyle mercimekli köfte gibi sıkılıyorsa tamamdır demek. Bakın. Şimdi katabiliriz. Evet arkadaşlar ısladığımız ılık suya, o gibi sıcak da değil soğuk da değil. Ilık böyle suya ısladığımız irmiği. Evet arkadaşlar karıştırdık.
Arkadaşlar biz bu arada Osmanlı ilgili konuşacağız ama Osmanlı, İstanbul'daki Osmanlı'yı biz demiyoruz arkadaşlar. Adana Osmanlı. Adana'daki Osmanlı, İstanbul'daki Osmanlı değil. Çünkü İstanbul'da da bir mahalle var Osmanlı diye. Yok zaten Osmanlı da şimdi il oldu ki zaten. Çünkü biliniyor. Çünkü biz hep İstanbul'a gidince bakıyorduk ki hep tabelada Osmanlı diyordu. Aa, o B15 dakika diyor. Eskiden orası Osmanlı. Evet çünkü ben bir tek bildiğim Osmanlı'yı, Adana'daki Adana'ya Osmanlı'yı. Gideriz oğlum, Allah büyük gideriz. Ay yani sana. Bir de ben bu yaşa gidiyormuşum oraya var ya. Sosu tutturmuyormuşum orada, gidiyormuşum ağanız geldi diyor. Arkadaşlar gidiyormuşum ki arkadaşım ağanız geldi diyormuşum aha. Ne yaparsan ne öyle bir şey yapmış olsaydın. Çok az bir şey hadi hadi. Annem bence bir şey yapmaz öyle bir şey yapsaydın. Yavaş. Yumurtanın beyazı. Yumurtanın beyazını arkadaşlar. Anneme onu vereceğim. Yumurtanın beyazını arkadaşlar içine ilave ettik. Şimdi biraz un. Ver. Görebiliyor musunuz? Ver bir bardak daha ver. Tamam. Yeter. Arkadaşlar. Evet canlar. Şimdi bununla da yoğuracağız. Aman adanalı canım. Onun için ben de o müziği kafamda söylüyordum vallahi içimden. Hadi. Yemin ederim ben o müziği şimdi içimden söylüyordum. Ay çocuğum seninle kalbimiz hep bir ha. Sevdiklerimiz bir. Aa, arkadaşlar yemin ederim ben o müziği şimdi aklıma söylüyordum öyle sıkıldım diye yemin ederim. Ben de birden aklıma geldi söyledim. Anne bence sen ben, anne bence ben sen onun değil mi anne bence biz ikimiz ikiziz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Onu şimdi dök. Abi annesini görmüyorlar. Gerçek mi? Vallahi görmemişler seni. Video çekiyor ama görmemişler seni. Yine yap o şeyi. Yok gün de öyle oldu. Belki çek gördüler. Hayır şimdi baktığım yüzünü görmemişler. Yine yap arkadaşlar şeyini. Dur o zaman. Heh. Arkadaşlar. Hamurum oldu. Canlar kıymamızın bir kısmını tabağa aldık. Görüyorsunuz dondu. Şimdi yapımına başlayacağım canlar. Bakın canlar. Emek. Emekli bir vlog canlar. Yani ben bunda profesyonel olmadığım halde hani içli köftede iddiacıyım diyemem. Bak sarmada dolmada iddialıyım diyordum. Niye? Çünkü iddialıyım. Yaprak sarması olsun, kuru dolmalıklar olsun. Lezzetinde iddialıyım canlar. Bazı yemeklerimde iddialıyım. Ben de pilav, ben İçli de pilav köftemde niye ben çünkü iddialıyım demiyorum. Çünkü bunu profesyonel yapanlar var. Profesyonel yani. Artık şeyi olmuşlar hani. Prosu. Yani profesyonel. Yani profesyonel. Yani. Ama ona İngilizce pro diyorlar. Ama işte arkadaşlar bakın. Expert. Profesyonel olmadığım halde. Bakın canlarım. Üstelik de ben ince açarım. Bunu herkes yapamaz arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Üstelik de ben çok ince açarım. Bunun suyuna göreceksiniz limon tuzu katıyorum ki açılmasın diye. Yerken en üstüne de tereyağlı pul biberli sos dökeceğiz canım. Arkadaşlar şu an annem yapıyor. Avucunuzun içine böyle alıyorsunuz canlar. Baş parmağınızla. Böyle resmen. Bakın. Arkadaşlar bu arada ben bunu elime çektiğim için böyle olabilir. Yoksa tripodum. Getir tripodunu getir getir. Arkadaşlar tripodumu yukarı götürdüm tripodumu yani video çubuğumu. Tripodsuz da olmuyor arkadaşlar. Ben dışarı çıkınca tripod kullanıyorum vlog için.
Öyle yani. Natural lighting kullanıyorum arkadaşlar. Doğal lamba. Mesela bak şu an flash var. Bu evin içi olduğu için flash var. Dolapta görebiliyorsunuz. Ama Allah izin eder de kameranı alırsan daha hadi inşallah. Çok güzel vloglar. O zaman anne bütün videolarım 4K olacak ha 4K. Güzel yani daha güzel çok HD. Arkadaşlar bol vloglar gelecek. Sonuçta arkadaşlarım benim canı sağ olsun. Abone olmazlar size de canı sağ olsunlar hepsinin yani sağlıklı olsunlar. Arkadaşlar cümleyi kuramıyorum. Nasıl diyeyim ben böyle çok isterim böyle nasıl diyeyim. Ya sen istiyorsun daha çok izlensin, İstiyorum. Daha çok herkes bizi görsün. Hani annemle benim yaptıklarımı. Yani. Hani emeklerimiz boşuna gitmesin. Senin maksatın bu hani. Annenle seni görsünler hani. Bizi görsünler. Yoksa abone olmazsanız da canınız sağ olsun yine sağlıklı olmanızı isterim yani. Yani. Başınıza bela bir şey gelmesini istemem Allah yani Allah'a şükür yani sonuçta yine hepimiz insanız yani. Tabii canım. Şunun şurasını yani hepimiz insanız. İzlemeleri bile yeter. Hani kaç yıl oldu benim İngiltere'ye geldiğim? 11 yıl. 11 yıl. 11 yıl o zaman ben İngiltere dilini alıştım. O yüzden konuşuyorum, yani İngilizce konuşuyorum. Ama tabii ki Türkçe unutmadım. Arkadaşlar tripodumu getirdim. Beymen. Arkadaşlar. Annem bak böyle yapıyor, bak ben yani böyle oturuyorum böyle. Şimdi böyle oturmayı seviyorum bazen, bilmiyorum. Evet canlar. Köftelerimizi. Ne güzel saçın var senin de. Var ya ben de bunun saçını seviyorum arkadaşlar. Ha, yine bir şeytanlık plan peşinde misin Korkutacan? Ezer mi Seymen? Anne bu kadar korkutucu bugünlük çünkü çok. Tamam. Anne senin arkanda ne var? Şaka yapıyorum. Döverim bak çocuk. Ben bunu... Ay anne şimdi bu nefsi buraya dökülüyormuş. Başım ağrıyor. Ay. Onu da çatı da atmayak arkadaşlar. Şimdi tokat yüzmeye yerim. Üstelik elim köfteli ha. Deneme planı. Evet canlar. Videoyu dondurduktan sonra tekrar şimdi açtık. Şimdi size benim kahve yapma yöntemi göstereceğim. Türk kahvesi. Burada. Süper kokuyor. Seymen şimdi gece gece yatamayız. Sen o kahveyi niye yapıyorsun? İçeceksin anne. İçmem. İçeceksin. İki. Gitti de öbür ocağı aldı geldi arkadaşlar. Bakın hele. Elimin altına dolaşmasın diye. İki bardak. Türk kahvesi. Mayın. Bir. Bolca limon tuzu da attım. İki. İki buçuk. Seymen çok koyma. Şeker. Nasıl da bu? Telefon. Dengesi bozuldu. Arkadaşlar. Anne kahvemi oraya kaydırır mısın lütfen? Oy yoruldum evlat. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu ben biraz karıştırdım. Çünkü kahve biraz sanki çok olduğu için. Ama normalde karıştırmayacaksın. Seymen çok kattın herhalde kahvesini. Niye? Uyutmaz bizi bugün yine. Anne işte uyuma daha iyi. Hayallere dal işte. Hayallere dalması daha güzel olur arkadaşlar. Annemin çapında ve benim çapında daha iyi. Böyle çok üstünü bozmayacağım, böyle alttan çok karıştıracağım. Böyle çok üstünü bozmayacağım arkadaşlar. Okey, üstünü. Deli gönül telefonladım. O tüpün öbür tarafını beklemeliyiz arkadaşlar. Tüp birazcık buralar az önce Seymen'e demiştim. Videonun başlarında göreceksiniz. Oğlum su damlatma, şartel atar. Ne alakası var dedi bana. Az önce şartel attı arkadaşlar. Ve çocuk gidiyor kaldırıyor tekrardan atıyor. Şarteli kaldırıyor tekrardan tüpü açınca atıyor. Çünkü niye tüp
yaş içine gittiği için gözlerinin. O da biri yandı. Şimdi ona koyduk. Yoksa tüp çalışmıyordu. Gitti kahve için de bunu getirdi. Bir yandan yemek yaparım, o başka bir şey yapar. Ben bir yandan evi temizlerim, o bir taraftan bozar. Seymen. Hani Türk kahvesininki öyle mi olur köpüğü? Karıştırdın, o bir daha köpük olmaz ki şimdi. Demedi oranı bırak. Ha, bu mu köpük? O iyice köpürecek de öyle alacaksın onun biliyorum üstünden. Şimdi o öyle köpürmez, bekle. Bekle, köpürsün iyice. Lan köpüğünü niye şimdi götürdün? Anne, ikisini de karıştırdım öf. Şeker mi attın? Hayır. Çok az öyle şeker vardı. Şey. Ne oldu? Ne oldu? Ne var bunun içinde? Anne, ne oldu? Ne var bunun içinde? Reyhan kattı. Reyhan kattı. Şaka, bir şey yok. Ne kattın içine? Ne kattın içine? Anne, şeker. Yok. Aa, bu temiz. Başka bir şey var. Ne? Anne, ne var? Seymen, ne kattın oğlum içine? Anne, benimki normal, benimkini iç. Ya götür ya, bak. Şimdi sinirlendirme beni ha. Tuz kattım anne, biraz tuz. Uy anne, bak vallahi bak, bu düzgün yemedi dedim. Bak, buna bir şey yok, al bunu iç. İçmem, götür. Valla bu düzgün yemedi. Götür, ilaç olsa içmem artık. Niye? İşte. Anne, video için yaptım dedim. Arkadaşlar, lütfen beni ikna edin arkadaşlar. Ya Seymen bak, sinir oluyorum, yeter oğlum, yoruldum. Anne, sen korkuttun mu seni? Yoruldum. Anne, çok mu kötüydü tadı? Az bakalım tuzu. Ben de bir hevesle içeyim dedim. Anne bak, vallahi bak, bunda bir şey yok, yemin ederim. Benimki gibi. Vallahi bak, benimki gibi, yemin ederim. Aynı cezve. Hayır anne, onu buraya kattım. Aynı cezve sok burada. O temiz anne, temiz. Anında bir şey yok vallahi. Şeker katı mı çok az acıysa? Yok, tamam. Ay başım ağrılar girdi. Anne dur, akşam sana çok acı. Yani iyi değil, çok az şeker. Çok az olsun. Dakı bırakmadı. Arkadaşlar, oy bu ensemden giriyor ağrı. Arkadaşlar, oy bunu da çekiliyor. Ay, oy geldi. Açamazız dedik yine kahve. Çok kötü bir tatlı, ilginç bir tatlı. Şaşanım tereyağı eritiyor. Evet arkadaşlar, köftelerimiz haşlandı. Mutlaka bunu deneyin derim arkadaşlar. Neyse, sonra çekersiniz şurada. Yani sadece yağını kaşığa daldırmıyorum arkadaşlar. Böyle biberinden de. Biberini arkadaşlar, özellikle diyorum, çok güzel oluyor. Biberi hafif yanınca. Telefonu al Seymen, şuraya getir. Arkadaşlar, ben bunu kapatayım şimdi, o yüzden çekerim. Şu an kaynıyor. Böyle görünüyor. Evet canlar. Bu lezzet, bu tadın lezzeti işte canlar. Bu tadın lezzeti. Biberi hafif böyle yakıyorum. Hafif, çok değil. Ve yağından çok değil de o torlu biberi, o yağın içinde o tordan özellikle katıyorum. Mis oluyor. Ama Country Life'la daha güzel oluyor o dediğim yağla. Türkiye'de de şey, işte evet, pilavlara koyduğumuz
yağlar tereyağı Türkiye'de işte. De tereyağı hazır marketlerde oluyor evet, ya arkadaşlar. Tereyağı. Hani tam kahvaltılık tereyağı değil de onu da yapabilirsiniz de. Arkadaşlar teşekkürler bugün izlediğiniz için. Elimi kestim ama neyse onu görmüyoruz. Arkadaşlar çok şükür ediyorum öncelikle bu yemeği sizlerin karşısına böyle çıkarabildiğim için. Bu enerjiliği, bu şeyi bana Rabbim verdiği için, sizlere beni mahcup etmediği için çok 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 teşekkürler, çok şükürlerimi sunuyorum Rabbime. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Canlarım bugün Seymen'le yeri geldi, şakalaştık, yeri geldi diziştik, yeri geldi anılara gittik, yeri geldi duygusallaşıp gözlerim doldu. Yani arkadaşlar yeri gelip omuzlarımı üfelettim, Seymen'e masaj yaptırdım. Yani bu bizim günlük hayatlarımızdan hani izledikçe sizler bize abone oldukça izlemeye devam ettikçe daha çok size günlük hayatlarımızı paylaşmaya çabalayacağız canlarım an ve an. Bizi izlemeye devam edin canlar. Hadi bay bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Dileklerimi göndereyim. Tamam. Sevdiklerime. Allah'tan öncelikle sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Sevdiklerinizle kalın diyorum. Rabbim bütün dileklerinizi ve dileklerimizi kabul etsin. Her şey gönlünüzce olsun canlar. Allah'a emanet olun. Hadi bye.